Uygulanın! Barış! Evet, yaşadık. Buyurun. Geçelim lütfen. Baş tarafa geçelim. Orta çekler abi. Nereden geçiyor abi? Önden şu anda tek basın. Sosyal mesaj atın arkadaşlar. Büyük Millet Meclisimizin 100. açılış yıl dönümünü milletimizin de yoğun katılımıyla meydanlarda milyonlarca vatandaşımızla birlikte kutlamayı arzu ediyorduk. Fakat ülkemizi de etkileyen küresel salgın sebebiyle bazı sınırlamalara gitmek, bu kutlu yıl dönümü için planladığımız etkinlikleri ileri bir tarihe ertelemeyi bize mecbur kıldı. İnşallah bir süre sonra bu zorluğun da üstesinden gelecek ve bu yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü planladığımız kapsamda ve yoğun etkinliklerle kutlayacağız. Öte yandan Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı'nda gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 23 Nisan 2020'de 100. yılını kutluyor. Bundan 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı mücadelesine öncülük etmek üzere 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in çağrısıyla toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün bugündür Türkiye'nin demokrasisi ve millet iradesinin sembolü olmayı devam ettiriyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı. Bugün burada özel bir oturum gerçekleştirildi. Ancak bu oturum geçmiş yıllardan farklı olarak koronavirüsü salgını nedeniyle bizim de şu anda takmakta olduğumuz şekilde maskeli biçimde yapılabildi. Bugün burada ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet liderler düzeyinde toplantıya katılım gösterdi. Ancak koronavirüsü salgının başından bu yana İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugünkü özel oturuma katılmadı. Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığını temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugünkü özel oturumda yer aldı. 100. yıl oturumunda önemli bir farklılıkta milletvekillerinin bu salgın sürecinden bu yana çalışma biçimindeki yaşanan değişiklik de yansıdı. Koltuklar arasında mesafeli oturmaları için milletvekillerine uyarı yazıları vardı masaların üzerinde. Aynı zamanda dezenfektasyon gibi genel kurul salonunun bazı yerlerinde milletvekillerinin ellerini dezenfekte etmesi için de steril materyaller bulunduruldu. Milletvekilleri bugünkü özel oturuma da maskeli biçimde katıldılar. Dolayısıyla koronavirüsü salgını bu 100. yıl oturumunun ve kutlamasının tümünü etkisi altına almış oldu. Aynı zamanda aslında planlanan detaylı bir program vardı 100. yıl olması dolayısıyla. Ancak bu programlarda şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 100. yılında önemli görevler düşüyor. Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisizleştiren darbecilerdir. Ve onların uygulamaya koydukları darbe yasaları ve bu yasaların sonucu olarak ortaya çıkan darbe hukukudur. Yaşadığımız sorunları sağduyuyla, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle birlikte aşmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz vatanımızın ve milletimizin çıkarlarını esas almalı. Esas almak olmalı. Hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak olmalı. 1. Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Bu anayasanın temeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmalı, demokrasilerde olması gereken denge denetim esası sağlanmalıdır. 2. Yeni anayasanın omurgasını
Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması olarak nitelendirdiğimiz yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimizde fikir, düşünce ve inanç özgürlüğüyle medya ve sendikalaşma dahil örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller de kaldırılmış olacaktır. 3. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devletinin en önemli ayaklarından biri olan yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adalete erişim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 4. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yasamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir. Ayrıca siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni güçlendirmek için yeni bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır. 5. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yürütmedir. Yürütme tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Sayıştay, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kurulacak kesin hesap komisyonunun başkanlığı da muhalefet partilerine verilmelidir. 6. İyi tanımlanmış bir işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde yerel yönetimlerin işlevleri artırılmalıdır. 7. Kamu istihdamında nepotizmden uzak, liyakate dayalı bir personel politikasına ivedilikle geçilmelidir. 8. Liyakate dayalı istihdam politikaları kapsamında özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenlikte sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir. 9. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir güvencesi sağlanmalı. Bu bağlamda aile yardımları sigortası kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. 10. Demokratik standartlarda adaletli ve denetimi açık bir kamu ihale sistemine geçilmelidir. 11. Vergi politikası üretimi ve istihdamı özendirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Ücretliler üzerindeki vergi yükü makul düzeylere çekilmelidir. 12. Kayıt dışı istihdamla toplumsal destek sağlanarak mücadele edilmelidir. Bu mücadelede en etkili yolun sendikalaşma olduğu artık bilinmelidir. 13. Türkiye yeni bir planlama anlayışı çerçevesinde katma değeri yüksek ürün üretme hedefine kilitlenmelidir. 14. Sağlık hizmetlerine ön koşulsuz erişim bir haktır ve ücretsiz olmalıdır. 15. Planlamada tarım temel stratejik sektörlerden biri olarak ele alınmalıdır. Eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek olmalıdır. Bunları yaptığımızda çocuklarımıza demokratik standartları yüksek, yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Bundan 100 yıl önce yaşananlara bugünü ve geleceği anlamak açısından bakarsak eğer, bu kutlamaların, bu törenlerin içi daha fazla dolar. Ben de 100 yıl öncesine, birinci meclisin kurulmasına ya da Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına bu çerçevede, bu gözde bakmaya çalışacağım ve gördüklerimi de sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin o zamanki etnik, dinsel ve toplumsal çeşitliğinin önemli bir kısmı var ve bu insanlar kendi kimliklerini saklamadan, tam tersine kendi kimliklerini açıklayarak geliyorlar. Kendi kimlikleriyle katılıyorlar. Bu birinci meclisin en önemli vasıflarından biridir. Bu vasıf diğer özelliklerle de tamamlanmıştır elbette. Bakın, birinci meclis meşruiyetçi bir yönetim anlayışına sahiptir. Dayandığı ilke de halk egemenliğidir. Birinci meclis müzakereci ve mutabakatçı bir yöntem takip ediyor. 23 Nisan 1920'de açılıyor. 12 Nisan 1921'e kadar tam 109 kanun çıkarıyor.
lütfen inelemek amacıyla söylediğimi düşünmeyin ama bunların hepsi ismiyle müsemma kanundur. Torba değildir. Her birinin ismi var, her birinin kanun usulüne göre müzakere ve karara bağlanması usulü var, yöntemi var. 1921 anayasasıyla yetkilerinin çok önemli bir bölümünü yerel yönetimlere devrediyor. Yerel yönetimlere verdiği yetkiler bizatihi kendi yetkilerini sınırlamak anlamına geliyor. Yani kadiri mutlak, yani otoriter bir yönetimi tercih etmiyor. Tam tersine halk egemenliği ilkesinin mantığına uygun olarak yerelde de halkın katılımını sağlayacak bir sistem oluşturuyor bu meclis. Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Paşa çok da yetkiye ve imkana sahipken bunları neden paylaşıyor? Çünkü rıza istiyorsanız, çünkü birlik istiyorsanız çeşitliliği kabul edeceksiniz. Müzakereyi kabul edeceksiniz. Gerçek rıza ancak herkesin kimliğine eşit saygı, herkesin iradesine eşit değer vererek sağlanabilir. 100 yıl sonra dönüp baktığımızda maalesef bugün birinci meclisin özelliklerinden çok uzak bir meclisle karşı karşıya olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Eğer bir soru sorulursa bu 100 yıl içinde, 100 yıllık süre içinde en güçlü ve en zayıf meclisler hangileridir diye, yani benim cevabım açık, sanırım pek çok insanın da cevabı açıktır. Evet, en güçlü meclisin yıl dönümünü en zayıf mecliste kutluyoruz. Yerel yönetimlerin en güçlü olduğu dönemle en zayıf olduğu dönem hangisidir diye soralım. Benim cevabım açık. Yerel yönetimlerin en güçlü olduğu dönemin 100. yılında yerel yönetimleri neredeyse fiilen lağvetmeye yönelik bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu kabul edilemez. Ne kayyum uygulaması kabul edilebilir, ne de CHP'li belediyelerin krizi yönetmek için sarf ettikleri çabaların engellenmesi kabul edilebilir. Eğer bu insanlığı tehdit eden ama herkesi eşit vurmayan salgınla gerçek anlamda mücadele etmek istiyorsak halkın rızasına ihtiyacımız var. Halkın rızasını üretebilmeniz için halkın iradesine saygı göstermeniz lazım. Halk iradesine saygı olmadan halk sağlığını koruyamazsınız. Teşekkür ederiz. Haydi.